silgiler neden hep pembeydi? 1820'lerden başlayarak Birleşik Devletler genelinde kurşun kalem üreticileri, gelişen milyon dolarlık sektördeki yerlerini sağlamlaştırmak üzere bir araya geldiler. Bu buluşmayı yeni buluşlar takip etti. Manhattan'daki C.W. Panzer Enterprise'ın sahibi Carolyn Weaver, birçok insan birbirinden habersiz başka yerlerde aynı fikirleri geliştiriyordu. Muazzam bir rekabet vardı, diyor. Günümüzün ofis malzemeleri endüstrisi yolsuzluklarla şekillendirilmemiş olsa da yazı araçlarımızın görünümünü 19. ve 20. yüzyılda rakiplerinden sıyrılmaya çalışan kalem üreticilerinin pazarlama kararlarına borçluyuz. Silgiyi ele alalım. 1770'te İngiliz mühendis Edward Nyrén, kauçuk olarak bilinen Güney Amerika ağacından elde edilen esnek malzemeyle ilk silgiyi yaptı. Aynı yıl kurşun kalem izlerini çıkarabilmesinden oldukça etkilenen İngiliz kimyager Joseph Priestley, bu maddeye silgi adını verdi. En eski silgi kauçuktan yapılmış olsa da, bu reçetenin kükürt ve bitkisel yağ karışımı olan yapay lastik ve ponzaya evrilmesi uzun sürmedi. Kurşun kalem tarihi üzerine yazılmış The Pencil Perfect'in yazarı Weaver, kurşun kalem izinin etkili bir şekilde silinmesi için biraz daha sürtünme gerekiyordu. Kağıdın biraz kazınması gerekiyor. Ponza da burada devreye giriyor, diye açıklıyor. Silginin rengi kullanılan ponzanın rengine göre değişiyordu. Bazıları beyazdı ama çoğunlukla kırmızı ya da kırmızımsı pembe renkteydi. Dünyaya pembe silgileri kalem üreticisi Baviera'nın Amerikan alt kuruluşu Faber şirketi tanıttı. Başlangıçta silgilerin rengi şirketin İtalya'dan tedarik ettiği ponza sebebiyle kırmızı yerine pembeydi. Şirket pembe silgileri imzası gibi olan Mongol kalemlerin arkasına ekledi. Bu silgili kalemler 1900'lü yıllarda ABD pazarını süpüren bir başka yenilikti. Renk popüler oldu ve Eberhard Faber 1916'da pembe silgileri tek başına piyasaya sürdü. Şirket bu ürünler için kayda değer ve sürekli bir pazar olacağını anlamış olacak ki silgileri özellikle okullara pazarlamaya başladı. 1917'de yerel bir sektörel gazete, Eberhard Faber okul gereçleri, bugünlerde okullarda kullanmak üzere Mongol kalemleri ve Van Dyck silgileriyle öne çıkıyor notuyla Faber'e yer verdi. Not, Van Dyck silgilerin açık pembe, Mongol kalemlerin de inci grisi olduğu şeklinde devam ediyordu. Bir noktada bu pembe silgiler, Faber'in inci kalemler seçkisinden sonra pembe inci olarak adlandırılmaya başladı. Pembe silgi hızla yayılmıştı. Gelmiş geçmiş en iyi kurşun kalem olarak pazarlanan Blackwing 602 bile piyasaya çıktığında pembe silgisiyle öne çıkıyordu. Weaver, ün kazandıkça pembe ponzadan yapılan silgiler daha popüler olmaya başladı. Genellikle pembeydiler çünkü güvenimizi kazanmış pembe inciye referansla öyle olmalarını bekliyorduk, diyor. Pembe inci günümüzde hala Papermate markası tarafından üretiliyor. Weaver artık doğal kauçuk ve ponza yerine sentetik kauçuktan üretildiğini söylüyor. Yine de içeriği ne olursa olsun silgiler hala pembe. Weaver dükkanında satılan kalemlerin büyük bir çoğunluğunun pembe silgili olduğunu ve genellikle Amerikan menşeli olduğunu da ekliyor. Avrupa menşeli kalemlerin çoğunluğunun arkasında silgi yok. Tek başına silgiler bile genellikle pembe değil. Bu pembe, bir zamanlar Photoshop'un silgi ikonuna rengini verecek kadar yaygın. Dijital gelecekte bile silgilerimizi bu şekilde hatırlayacağız. Bu yazı Abigail Kane'in Artsy'de yayımlanan makalesinden Selin Pervan tarafından kısaltılarak çevrilmiştir ve Arda Kavaklıoğlu tarafından Megafon için seslendirilmiştir.